السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. درسنا اليوم حول الفعل الماضي. عربçada tabi çok zamanları yok. Fiili mazi, fiili muzari diyebiliriz. Sadece iki tane. Gelecek zaman zaten sadece s harfi ekleyerek elde etmiş oluruz. Bir de diğer zamanlar dilimlerini, yani işte geçmiş, hikaye vesaire. Arapçada bizzat bulunmuyor fakat bazı edatlarla elde edilebiliyor. Bu dersimizde el-fi'lul madi'yi işleyeceğiz. El-fi'lul madi Arapçada en, yani fiilin en yalın haliyle, özellikle üçüncü şahısla, zehebe, ekele, şeribe vesaire, yani hiç bir harf veyahut da zamir eklenmediği tek fiil tipi. Ondan sonra bu derste evzanul fi'lil madi, fiil-i mazinin vezinleri, ki üç tane var. Daha sonra isnadul fi'lil madi ila damair, zamirleri ekleyeceğiz. Rafi, yani fa'il ve mef'ul zamirleri ekleyeceğiz fiil-i maziye. Daha sonra işte nefi. Bunu nasıl nefi yapacağız? Fiil-i mazi nasıl olumsuz yapacağız? İki adatımız var. Bu iki adatların farklı farklı anlamları var. Bunları beraber göreceğiz. Evzanul fi'lil madi. Fe'ale vezni. Fe'ale. Zaten orta harfin harekesi değişiyor. İlk başta üstünle başlayacağız ki en yaygın o. Fe'ale, mesela bu vezinde gelen fiiller zehebe, ekele, yedi, zehebe gitti, se'ele, sordu, tabaha, pişirdi, yemek yaptı. İkinci vezin fe'ile, mesela bunlardan şeribe, içti, alime, bildi. Gadibe, kızdı. Ferihe, sevindi. Ondan sonra fe'ule vezninde. Tabi bu en yaygını fe'ale vezindeki, en çok fiillerin olduğu vezin. Daha az yaygınlıkta olan fe'ile. Bir de nadiren kullanılan fe'ule. Kebura. Ki kebura mesela hem kebura olarak zikredilmekte, hem kebira, yani bu vezinden bazı yerlerde söyleniyor. Kebira. Biz daha çok kebira kullanırız ama kebura da var. O yüzden buraya yazdık. Kasora, kısaldı. Bu ara kebura büyüdü. Kasora, kısaldı. Hasune, güzelleşti. Güzel oldu. Kethura, çoğaldı. Şimdi fiil-i maziye eklediğimiz zamirler. İlk başta hemen fiilin bitişiğinde eklediğimiz ilk zamir fail zamiri, özne zamiri. Bu zamirle kimin yaptığı öğreniyoruz. Bu fiili kimin yaptığını öğreniyoruz. Mesela zehebtu ya da ekelte, yani sen yedin, ben gittim. O zaman ben, o zaman fail, özne benim. O yüzden eklediğimiz ilk zamir faili gösterir. Damairul raf'a denilen Arapça, damairul fail diyebiliriz. Özne zamirleri. Bir de ikincisi damairul nasb ya da damairul mef'ul, mef'ulu gösterir. Yani mesela ekeltuha, yani onu yedim ben. Ben yedim, yani yapan benim, ama onu yedim, işte mef'ul orada, nesne kim? O, onu. Damairul fa'il ile başlayacağız. Ana gösteren zamir tu. Keteb tu, yani ben yazdım. Nahnu na, keteb na. Ente, sen, te, keteb te, sen yazdın. Enti, ti, keteb ti, sen yazdın müennes için. Ketebte müzekker için, ketebti müennes için. Entuma, siz ikiniz. Ketebtuma, ketebtuma. Entum, ketebtum. Siz yazdınız. Entum, ketebtum. Bunlar faili gösterir. Bunları eklediğimizde kimi gösterir? Özneyi gösteririz. Kim yazdı? Ben yazdım. Sen yazdın. Sen yazdın. Onlar yazdılar. Biz yazdık. Entunne, yani çoğul kadınlar muhatap. Entunne
كتبتن كتبتن. Hemen hemen buraya baktığımızda bu ayrık zamirindeki son harfi buraya kullanıyoruz. Son iki harfi artık. Ente ketebte. Enti ketebti. Entuma, siz ikiniz ketebtuma. Tuma, tuma ekliyoruz. Entum ketebtum. Entunne ketebtunne. Daha sonra huwa, o. Erkek, üçüncü şahıs yani gaib. Bu da en yanın haliyle. Ki bizim için bir referans bu. Huwa ketebe. Huwa ketebe. Burada hiçbir ek eklemiyoruz. Hiçbir zamir eklemiyoruz. En yanın haliyle zaten üçüncü şahsı gösterir. Zaten sözlüklerde vesaire bu şekli geçiyor. Yani ketebe, vehebe, ekele, en yanın hali. Daha sonra hiye, bu da bunun gibi sadece t ekliyoruz. Bu t cezimli oluyor genellikle. Bu t'nin adı t'ut t'nifis sakine. Yani cezimli t'nis t'si. Veyahut da müennes t'si diyelim. Bu t'yi gördüğümüzde müennesin işareti, müennesin alameti. Hiye ketebet. Hiye ketebet. Hiye ketebet. O yazdı. Huma müzekker için sadece elif ekliyoruz burada. Huma ketebe. Huma ketebe. Normalde ikiller için elif nun ekliyoruz. İşte üçüncü şahıs. Ama burada fiil-i mazide eklemiyoruz. Fiil-i muzari'de ekleyeceğiz. Yektubani diyeceğiz. Nun var. Ama fiil-i mazide nun bulunmamakta. Ketebe. Peki müennesler için ki dedik yani sadece te ekleyeceğiz. Ketebete. Huma ketebete. Daha sonra hum bu erkek üçüncü şahıs çoğulu zamiri vav harfini ekleyerek elde ediyoruz. Ketebu. Ketebu. Bu elif sadece ayrıt etmek için. Hangi eliften? Hangi vav'dan? Mesela bu vav çoğul vavı diyoruz Arapçada. Çoğul vavı. Bir de başka vav var. O da kelimenin aslından olan vavlar. Mesela da'utu ya da mesela da'utu amru bazı isimler var. Vav ile bitiyor. Onlardan ayrıt etmek için. Yani bu çoğul vavı olduğu için elif. Yani eğer başka zamir gelse bu elifi kaldırırız. Ketebuha diyoruz. Yani bu elifi kaldırarak ha zamirini eklemiş oluruz. Hunne hunne onlar sadece nun harfi ekliyoruz burada. Ne ketebne ketebne onlar yazdılar. Bu nunun adı nunun nisva. Kadınlar nunu. Şimdi dikkatinizi çektiyse burada harfler cezimli. Burada üstünlü, burada ötreli, bu da cezimli. Demek ki bazı zamirler fiil mazinin son harfini cezimli yapar, bazıları üstün bırakır ki en yalın hali zaten üstün olduğu için üstün bırakır diyoruz. Yani hiçbir etkisi yok onun üzerinde. Bir de bazılarında ötre yapıyor. Hemen bunları ayırt edelim. Evet, ilk başta fetha yapan yani fetha bırakan zamirleri bakalım. Zaten yanın haliyle fetha ile bitiyor fiil-i mazi. Zehebe diyoruz. Zehebe. Ekele, şeribe, kesara. Ondan sonra müennes tersi eklendiğinde zaten hiçbir etkisi yok. Sadece gösterge. Yani müennesin olduğunu göstermek için. Zehebet, zehebet. Bu da aynı şekilde son harfi üstün olarak kalıyor. Daha sonra eliful ithneyn. İkil elifi. Zehebe bir de zehebete. Zehebe, zehebete. Bu müennesler için, bu müzekkerler için. Zehebe ikisi gitti. Zehebete ikisi gitti müennesler için. Bunlar üçü ne yapıyor? Üstün bırakıyor. Yani hiçbir ek almadığı zaman bir de müennes tersi geldiği zaman zehebet. Bir de ikil elifi. Zehebe zehebete. Şimdi cezim yapan zamirlere bakalım. İlk zamir
تاء الفاعل المتحركة. تاء الفاعل يعني فاعل تاسه özneyi gösteren ta. El muteharrike yani harekeli. Şimdi cezimli tel var. O da müennes tesi. Az önce geçti. Burada hepsi harekeli. Tabi ikiller ve çoğullar dahil buna. Tu, te, ti. Bu üç t'ler eğer geldiğinde bir önceki harf yani fiil mazinin son harfi cezimli yapıyor. Zeheb, tu. Zeheb, te. B harfi cezimli oluyor. Keteb, te. Kara, te. Daras, te. Mesela. Zeheb, tu. Zeheb, te. Zeheb, ti. Bunlar tekil halleri. Tu, te, ti. Muhatap için. Muhatap için bunlar. Mutekellim için bu. Ondan sonra zeheb, tum. Zeheb, tum. Siz gittiniz. Zeheb, tuma. Bu da te ile bitiyor. Yani buradaki te olduğu için o da aynı şekilde cezimli oluyor. Zeheb tunne. Zeheb tunne. Siz gittiniz kadınlar için. Bir de ayrıyeten nunu nisva. Kadın nunu alan fiiller son harfi cezimde oluyor. Zeheb ne. Zeheb ne. Onlar gittiler kadınlar. Zeheb ne. Son olarak da damme. Ötre. Ne zaman ötre olur? Fiil mazinin son harfi. Eğer vavul cema'a geldiyse. Yani vavul cema'a çoğul vavu. Hum zehebu. Zehebu. Son harfi bu sarıyla renklenen. Son harfi renkli olan. Ötre. Zehebu. Çünkü vav geldi. Şimdi şu cümlelere bir bakalım. Tabi fiille başlayacağız. Adam çarşıya gitti. Zehebe. Değil mi? Gitti. O. Zehebe ar-raculu ile's-suqi. Zehebe ar-raculu ile's-suqi. Dikkat edelim. Fiil, daha sonra fail, daha sonra cümlenin tamamı. Mef'ul varsa mef'ul harfi cellerden vesaireden sonra önce gelir. Daha sonra harfi celler varsa, zarflar varsa daha sonra gelir. Çocuk tatlıyı yedi. Yedi ekele. Ekele. Şimdi burada hiçbir ek almıyor fiiller. Kısaldı, çoğaldı, kızdı, içti, yedi, gitti. Üçüncü şahıs olduğu için bu bizim için en kolay şekli. Ekele, fail, el-veledu, ekele-el-veledu, çocuk yedi. Tatlı, ekele-el-veledu-l-halva. Ekele-el-veledu-l-halva, tatlı, halva. Ahmet kahve içti. İçti, şeribe. Şeribe Ahmedun el-kahvete. Kızdı, gadibe. Babam çok kızdı. Gadibe ebi, babam çok kızdı. Gadibe ebi kesiran. Gadibe ebi kesiran. Dikkat edelim, faili hemen kullanalım şeyden, fiilden sonra. Gadibe kesiran ebi, çok az kullanılan bir üslup. Daha çok fail önce gelir, daha sonra kesiran, bu fiili nitelendiren bir şey yani, hal manasında. Kesiran gadibe'ye bakıyor yani, fiile bakıyor. Vakit kısaldı. Kısaldı. Kasura. Az önce gördük. Kasural vaktu. Kasural vaktu. Vakit kısaldı. Kasural vaktu. Hastalık çoğaldı. Çoğalmak. Kethura. Çoğaldı. Kethura. Kethural maradu. Kethural maradu. Mesela Türkiye'de hastalık çoğaldı. Kethural maradu fi Türkiye. Yani harfi cer ve ismi mecrur daha sonra kullanırız. Şimdi üçüncü şahıs ama müennes olacak. Yolculuktan döndü. Yolculuktan döndü. Adet mines sefer. Adet mines sefer. Ade müzekker için, adet müennes için. Adet mines sefer. Yolculuktan mines sefer. Çok güldü. Dahiket kesiran. Dahiket kesiran. İsmini deftere yazdı. Yazdı. Müennes zaten dedik burada. Ketebet. İsmini. Ketebet ismehe. İsmehe. İsmini. Kendi ismini. İsmehe. Müennes olduğu için he diyoruz. Burada ismuhu. Yani pardon. Ketebe ismehu olsaydı. Yani bu müzekker olduğu için ismehu derdik. Ama burada müennes olduğu için ismehe. Ketebet
İsmaha ala defteri. Ala defteri, defter üzerine yani deftere. Bebek çok acıktı. Acıktı, ca'a müzekker için. Bir de müennes olduğu için ca'at. Ca'at at-tifletu. At-tifletu. Bebek, tifl. Müennes olduğu için tifle. Kethiran. Ca'ati tifletu kethiran. Sütü içti. Şeribet. Şeribet el halibe. Şeribet el halibe. Bu te'yi unutmayalım. Müennes te'si. Müennes olduğu zaman üçüncü şahıs. O zaman fiile eklemiş oluruz. Cezimli te. Son harekeyi değiştirmiyor. Adet zaten üstünle bitiyor. Gene ekledikten sonra gene üstünle bitiyor zaten harf, şeyde, fiil. O noktayı dikkat edelim. Şimdi kurttan korktu. Korktu. Hafe. Bir de müennes tersi ekleyelim. Hafet minezzi'bi. Yüksek sesle bağırdı. Bağırdı. Saraha. Saraha. Bir de müennes olduğu için sarahat. Yüksek ses ile bi savtin alin. Bi savtin alin. Üç kalem aldı. Ahadet. Ahadet felâfete aklâmin. Ahadet felâfete aklâmin. Evden erken çıktı. Haracet minel beyti mübekkiran. Odasını topladı. Kendi odasını. Rattebet topladı. Odasını, kendi odasını. Gurfete he. Gurfete he. Odasını. Odayı topladı deseydik. Odayı topladı. O zaman rattebetil gurfete. Rattebetil gurfete. Ama odasını, kendi odasını. O zaman rattebet gurfetehe. Dikkat edelim buna. Şimdi ikililere geçiyoruz. Ki üçüncü şahıs. İkisi kurttan korktu. Hafe. Müzekkerler için. Hafe minezzi'bi. Hafe minezzi'bi. Müennesler için. Hafete minezzi'bi. Hafete minezzi'bi. İkisi yüksek sesle bağırdı. Saraha bi savtin ali. Sarahata bi savtin ali. Müzekkerler için sadece elif ekliyoruz. Müennesler için T ve elif. T, müennes olduğunu göstermek için. İkisi kırdı. Kesara el kaleme. Ya da keserate el kaleme. İkisi evden erken çıktı. Haraca, müzekkerler için. Haracete minel beyti mübekkiran. Mübekkiran. İkisi odayı topladı. Odasını, odalarını falan demedik. O yüzden el-gurfate diyeceğiz. İkisi odayı topladı. Rattebe topladı. İkisi topladı. Rattebe müzekkerler için. Rattebete müennesler için. Rattebe el-gurfate. Rattebete el-gurfate. Özellikle fail başta gelirse ona göre zaten çekiyoruz. Mesela iki fail söylesek burada. Ama başta olacak fail. Yani fail başta olunca ona göre fiil çekilir. Yani ikil mi çoğul mu? Mesela şey diyelim. Aişe ve Fatime rattebete el gurfete. Aişe ve Fatma odayı topladı. Topladılar yani. Diyebiliriz. Şimdi mütekellim, yani konuşanı göstermek için, kendimiz için. Pencereyi kırdım. Pencereyi kırdım. Kesartun nafidete. Kesartun nafidete. Zaten dediğimiz gibi tu, te, ti, bu üç zamir gelince ne oluyor? Son harf cezimde oluyor. Kesartun nafidete. Kesartun nafidete. Yani pencereyi kırdım. Kapıyı açtım. فَتَحْتُ الْبَابَ فَتَحْتُ الْبَابَ Çayı içtim. شَرِبْتُ الشَّايَ Dersi yazdım. كَتَبْتُ الْدَرْسَ كَتَبْتُ الْدَرْسَ Kitabı okudum. قَرَأْتُ الْكِتَابَ قَرَأْتُ الْكِتَابَ Demek ki kendimizi ifade etmek için
biz fiili yaptık diye. O zaman to ekleyeceğiz. Zehebtu, ekeltu, kesertu, ketebtu, karattu, tu yani ile bitecek. Fark etmez müennes müzekker. Şimdi bunların olumsuzluğunu öğreneceğiz. Nasıl olumsuz yapacağız bunları? Hangi edatları kullanacağız? En yaygın edatı me. Me kesertun nafizete. Pencereyi kırmadım. Kapıyı açmadım. Me fetehtul babe. Çayı içmedim. Me şeribtu şaya. Dersi yazmadım. Me ketebtu derse. Kitabı okumadım. Me karattul kitabe. Me ekleyerek. Şimdi başka bir adat var ama o adatın başka bir özelliği var. La. Ama şöyle iki cümle beraber kullandığımızda bu la kullanmış oluruz. Mesela la kesertun nafide ve la fetehtul bab. Yani ne bunu yaptım ne de onu. Yani hiçbirini yapmadım. Ne pencereyi kırdım ne de kapıyı açtım. Demek için kullandığımız bir kalıp. Yani la genellikle çift cümlelerle kullanılır. La ve la şeklinde. Mesela ne dersi yazdım ne kitabı okudum. La ketebtu derse ve la karatul kitabe. Ne çayı içtim ne kahvaltı yaptım. La şeribtu şaya ve la ekeltu ta'amel futur. Yani bu şekilde kullanırız. Peki me çift cümlelerde kullanılır mı? Hayır. Pek kullanılmıyor. Yani en yaygını iki cümle kullanmak için yani iki cümleyi nefy etmek için olumsuz yapmak için la ve la kullanırız. Bu me tek cümleler için. Yani tek fiil nefy etmek için. Me kesertun nafide. Tabi kullansa pek de bir sıkıntı olmuyor. Fakat yani yaygın olan şekli bu. Peki la tek cümlelerde kullandığımızda ne oluyor? Dua manasını içermiş oluyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. La kaddarallah ya da la semahallah. Allah müsaade etmesin. Ya da Allah etmesin bunu mesela. Ne diyoruz ya? Allah etmesin. Normal kelimeler için de mesela la kesarten nafizete yani pencereyi kırmayasın. La fetahtel babe kapıyı açmayasın. Yani bu adamın açmaması için sanki beddua etmiş oluruz. Yani o şekilde. La şeribte şaya. Yani çayı içmeyesin. O manada. O yüzden la tek kelimelerde, tek fiillerde kullandığımızda, tek fiillerle kullandığımızda beddua ya da dua etmiş oluruz yani o manada. Genellikle olumsuz olduğu için yani kötü şeylerin olmaması için genellikle biz kullanıyoruz. Mesela la kaddarallah, la semahallah şeklinde kullanabiliriz. Beddua etmek için mesela la fetahtel bab. Yani inşallah böyle bir gücün olmasın yani. Veyahut da la zehebte ile İstanbul. Yani gitmeyesin inşallah manasında kullanılır. O yüzden dikkat edelim buna. Dediğimiz gibi me tek cümleleri nefy etmek için. La ve la iki cümleyi nefy etmek için. La beddua etmek için. Ya da o manada dua içerir yani mana olarak. Devam edelim. Öğretmene sordum. Se'eltul muallime. Kelimeyi ezberledim. Hafizzul kelimete. Allah'a şükrettim. Şekertullah'a. Anneme yardım ettim. Sa'attu ummi. Parayı çektim. Sehabtun nukude. Soru adetleri var. Biz daha önce almıştık. Yani bilmeyenler varsa burada yazıyor. Mı adetleri hel ya da e olarak geçmekte. Yani hel se'eltel muallime. Öğretmene sordun mu? Mâze ne? Mesela mâze se'eltel muallime? Yani öğretmene ne sordun? Limâze niye? Keyfe nasıl? Ne zaman? Mete? Nerede? Eyne şeklinde. Şimdi az önce öğrendiğimiz la ve la kalıbını bir uygulayalım burada. Mesela ne kelimeyi ezberledin ne anneme yardım ettin. Ne kelimeyi ezberledim ne anneme yardım ettim. La hafizzul kelimete ve la sa'attu ummi şeklinde. Tek cümleyi nefi edeceksek öğretmene sormadım. Ma se'eltul muallime. La se'eltul muallime kesinlikle kullanmayalım. La se'elte ya da la se'eltu beddua manasında oluyor. O yüzden me kullanalım tekli cümlelerde. İkili cümlelerde la ve la şeklinde kullanırız. Devam edelim. Eve yürüdüm. Meşeytu ilel beyti. Halı sahanın etrafında koştum.
Rakattu havle l-mel'abi. Havle l-mel'abi. Yere oturdum. Celestu alel ardi. Ona yalan söyledim. Yalan söylemek Arapçada fiil olarak kezebe. Ben yalan söyledim. Kezebtu. Kezebtu. Ona Arapçada aleyhi. Kezebe aleyhi. Kezebtu aleyhi. Demek ki kezebe ala harfi celle gelmekte. Kezebtu aleyhi. Ona yalan söyledim. Onunla konuştum. Tekellemtu ma'ahu. Yolculuktan yoruldun. Ta'ibte. Burada ta'ti. Ta'ibte müzekker için ta'ibte mines seferi. Müennes için ta'ibti mines seferi. Top ile oynadın. La'ibte la'ibti bil kura. Buğday ektin. Zara'te zara'ti el kamhe. Yemeği pişirdin. Tabakhte tabakhti el ta'ame. Çay içtin. Şeribte eşşaya ya da şeribti eşşaya. Mesela ne yolculuktan yoruldun ne topla ne top ile oynadın. La ta'ibte mines seferi ve la la'ibte bil kurati. Yani birbirine bağımsız cümleler ama yani kaideyi uygulamak adına. Mesela ne buğday ektin ne yemeği pişirdin. Yani la zara'te al-qamha ve la tabakhta al-ta'ama. Ne yemeği pişirdin ne çayı içtin. La tabakhta al-ta'ama ve la şeribte şaya. Hocanın ne dediğini anladın. Fehimte mâzâ kâle'l-üstâz. Ne dediğini mâzâ kâle'l-üstâz ne dedi yani hoca. Fehimte mâzâ kâle'l-üstâz. Hocanın ne dediğini anladın. Fehimte fehimti. Üniversiteyi Almanya'da okudun. Darastel câmi'ate fi Almanya. Ya da darasti fi Almanya. Parmağımı yaraladın. Parmağımı, benim parmağımı. Parmak isba. İsba'yı yaraladın. Cerahte. Cerahte isba'yı. Benim parmağımı. Tren istasyonuna vardın. Vasalte ila mahattatil qitar. Yeni elbiseleri giydin. Lebiste ethiyabel cedide. Ethiyabel cedide. Lebisti ethiyabel cedide. Ethiyab yerine elbise de diyebiliriz, melabis de diyebiliriz. Hepsi aynı mana veriyor. Şimdi biz lokantaya beraber gittik. Müennes ve müzekkerler için aynı. Zehebne ilel mat'ami ma'an. Beraber ma'an. Partiye katıldık. İşterakne ya da şarakne fil hafleti. İşterakne fil hafleti ya da şarakne fil hafleti. İkisi olur. Katıldık. Kahveyi içtik. Şeribne. Şeribnel kahvete. Çarşıdan birkaç elbiseyi satın aldık. Satın aldık. İştarayne. Ba'dal elbise. Birkaç elbiseyi demek. Ba'dal elbise. Çarşıdan minessuqi. İştarayne ba'dal melabis ya da ba'dal elbise. Minessuq. Öğretmenden kitabı aldık. Ahaznel kitabe minel ustazi. Ahaznel kitabe minel ustazi. Mesela bu ilk iki cümleyi olumsuz yapsak. Ne lokantayı beraber gittik, ne partiye katıldık. La zehebna ilal mat'ami ma'an ve la şarakna fil hafleti. Peki kahveyi içmedik sadece desek. Ma şeribnel kahvete. Ma şeribnel kahvete. Devam edelim. İşten yorulduk. Te'ibne mines seferi. Ağaçları diktik. Zara'na el eşcara. Hocaya bir soru sorduk. سألنا المعلم سؤالا. Pilav ve et pişirdik. طبخنا الرز مع اللحم. Tabi burada مع اللحم طبخنا الرز واللحم وحرف جر وحرف عطف kullanabiliriz. مع ile birlikte demek. Bir de bi yani etli. Yani etli pilav yaptık. Yani pilav ile et manasında. Liseyi İstanbul'da okuduk. Darasna el-thanaviyyete fi İstanbul.
Darasna. İkiniz şimdi, siz ikiniz. İkiniz ders yaptınız, yazdınız mı? Hel ketebtume derse. İkiniz iyi ders çalıştınız mı? Hel darastume ceyyiden. Hel darastume ceyyiden. İkiniz gittiniz mi? Hel zehebtume. İkiniz okudunuz mu? Hel karattume. İkiniz yolculuk yaptınız mı? Hel sefertume. Hel sefertume. Yolculuktan yoruldunuz. Te'ibtum mines seferi. Topuyla oynadınız. La'ibtum bil kura. Buğday ektiniz. Zara'tum el kamha. Yemeği pişirdiniz. Tabakhtum at ta'ame. Çay içtiniz. Şeribtum eşyaya. Tabi burada müennes de yapalım. Yolculuktan döndünüz. Raca'tum ya da uttum. Raca'tum diyelim. Raca'tum mines sefer. Müzekkerler için, müennesler için. Raca'tunna mines sefer. Filmi izlediniz. Şahettum. Değil mi? İzlemek. Şahede. Yuşahidu. Şahettum. Şahettum ya da şahettunna filme. Telefonu kullandınız. İstahdemtum. İstahdemtunna el hatif. Arabayı satın aldınız. İştaraytum es seyyarete. İştaraytum es seyyara. Başka bir şehre gittiniz. Zehebtum ila medinetin uhra. Başka bir şehir. Medinetin uhra. Uhra başka. Müennes olduğu için burada noktasız ya kullandık. Elif maksura. Müzekker olsaydı ahar. İlâ beledin âhar, ilâ medînetin uhra. Müennes nunu, onlar, yani çoğul gaib, müennes şeyi, zamiri. Kasideyi ezberlediler. Hafizne, hafiznel kasidete. Hafiznel kasidete. İstasyona vardılar. Vasalne ilel mahattati. Kitabı okudular. Qara'nel kitabe. Qara'nel kitabe. Adamı gördüler. Şahednel racule. Ya da ra'aynel racule. Almanya'ya gittiler. Zehebne. Zehebne ile Almanya. Dikkat edelim. Seferne uzatmayalım. Çünkü seferne biz gittik. Biz yolculuk yaptık. Seferne ile Almanya. Bunu oldukça kısa tutalım. Ra'ayne, qara'ne, çünkü fetha. Ama elif olsaydı biraz daha uzatalım ki kitabı okuduk demek oluyor. Qara'ne el kitab. Ama qara'ne el kitabe, qara'ne el kitabe o zaman onlar okudular, kadınlar. Kasideyi ezberlediler. Gaib çoğulu erkekler. Kasideyi ezberlediler. Yani hafizu el kasidete. Hafizu el kasidete. Burada son harf ütreli oluyor. İstasyona vardılar. Vasalu ilel mahattati. Kitabı okudular. Qara'u el kitabe. Adamı gördüler. Ra'u el racule. Ya da şahedu el racule. İkisi olur. Almanya'ya gittiler. Seferu ila Almanya. Seferu ila Almanya. Mesela bu iki cümleyi şey yapabiliriz. Mesela ne istasyona vardılar ne Almanya'ya gittiler. La vasalu ilal mahattati ve la saferu ila Almanya. Kitabı okumadılar sadece tek cümle. Ma qara'ul kitabe. Adamı gördüler mi? Hel ra'au ar-racule. Şimdi buradaki fiillere bakalım hızlıca. Semi'a duydu. Hadarat. Hadarat katıldı. Müennes olduğu için hadarat diyoruz. El-azifani azafa. Burada fiil başta geldiği için, pardon fail, o zaman fiil ona göre çekilir. Azifan iki çalgıcı ya da müzisyen diyebiliriz. İki müzisyen azafa çaldılar. Azafa. İki erkek olduğu için elif ekledik. Rakastu ben, değil mi? Ben. Burada tu. Rakastu dans ettim. Tavarel hafleti. Boyunca şeyde, parti boyunca.
Celesne, oturduk. Biz oturduk. Emel Mesrah, tiyatronun önünde. Ennisa'u, burada başta geldiği için ennisa'u çoğul aynı zamanda. O yüzden ne ekleyeceğiz fiile? Yani şahedne. Ennisa'u şahedne el-mesrahiyyete. El-Arabu çoğul. Araplar. Davvaru. Burada davvara geliştirdi. Davvaru geliştirdiler. Geliştirdiler. Ganne. Ganne yani şarkı söyledi. Ganne'l mutribu şarkıcı şarkı söyledi. Emam-ı Cumhur'un kebir büyük bir seyirci kitlesinin önünde. Şimdi burada fiili mazileri çıkaracağız. Ondan sonra hangi harekeyle bittiğini söyleyeceğiz. Daha sonra neden bu hareke aldığını izah edeceğiz. Burada bir örnek vermiş. Sa'ide yani çıktı. Sa'ide. Fethayla bitmiş. Neden? Çünkü hiçbir ek almadı. Yani üçüncü şahıs gaib zamir olduğu için burada ek almadığı için zaten üstün kalır. Lem yattasık bihiçi. Yani hiçbir şeyle bitişmemiş. Hiçbir zamir almamış. Şahettu burada neyle bitmiş fiil? Tabi bu ek zamir. Fiil burada bitiyor. Şahede. Son harfi del harfi. Del harfine bakıyoruz. Cezim. El sukun. Burada es sukun. Neden? Çünkü te ul-fa'il geldi. Değil mi? Yani tü. Sebep tü. Umar ve Sa'id harafe. Burada harafe. Değil mi? Burada elif. İkil elifi var. Son harfi fetha. İkil eliften dolayı. Burada ikil elif. İkil elifi yazalım. Katafet. Katafet. Burada fetha ile bitmiş. Daha sonra cezimli. T'den dolayı. Haddara burada fetha ile bitmiş. Hiçbir ek almadı. Lem yattasık bir şey. Hiçbir şeyle bitmiş. Bitişmemiş. El-Arabu azafu. Azafu fe harfinin üzerinde ütre var. Azafu. Neden? Çünkü vav ile bitişmiş. Ad-damma. Bu da sebebi vav. Akamna hafleten musikiye. Akamna. Burada cezimle bitmiş. Akam ne? Es sukun. Neden? Çünkü ne aldı. Ne zamiri aldı. İstakbelne. İstakbelne. Burada sukun aynı şekilde. Neden? Çünkü bu ne eki aldı. Bu da nunun nisva. Yani bu harfi aldığında cezimli oluyor son harekesi. Şimdi burada bize verilen fiilleri geçmiş kipine çevireceğiz. O şekilde çekeceğiz. Dikkat edeceğimiz bir husus hangi zamir aldığını. Neftahu biz açıyoruz demek. Neftahu o zaman biz değil mi? Yani buradaki fail biz. Bunun geçmiş kipi fetaha bir de ne ekleyeceğiz değil mi? Biz. Biz zamiri neydi? Ne. Fetahna. Fetahna. Açtık. Yagsilne, yagsilne yıkarlar, yıkıyorlar. Kim? Kadınlar. Burada aynı şekilde bu nun kadınlar nunu adı. Fethali nun var ya. Yagsilne, gaselne. Bunun mazi şekli gaselne. Gasele bir de nun ekleyeceğiz. Ki nun son harekeyi cezim yapıyor. Gaselne yani onlar kadınlar yıkadılar. Yahmilûne'l-âlâtil musîkiyye. Yahmilûne erkekler yani taşıyorlar. Yahmilûne. Az önce yagsilne. Bakın mesela burada kadınlar çoğulu. Burada erkekler çoğulu. Yahmilûne. Yahmilûne şimdi mazide hamele. Hamele. Bir de buna ne ekleyeceğiz? Vav ekleyeceğiz. Hamelu. Son harfi de ötrülü olur. Hamelu el-âlâtil-musâkiyye. Taşıdılar. Hamelu. Yatrabu. Yatrabu neşeleniyor yani. Müzikten şeyden neşeleniyor. Yatrabu o değil mi? Yatrabu o. Şimdi taribe yapacağız. Taribe yani neşelendi kendisi. Yahdurani yahdurani ikisi erkek. Yahdurani Elif Nun zaten burada gösteriyor bize. Yahduran ikisi katıldı. Yahdurani. Bunu mazi yapacağız. Yahduru mazisi hadara. Hadara. Bir de elif ekleyeceğiz sadece müzekkerler için. Hadara. Hadara.
Hadara. İkisi katıldı. Böyle nasıl olsaydı? Hadarata derdik. Saratu tarkusu ma'a zavciha. Tarkusu dans ediyor. Bunun mazisi rakasa. Değil mi? Rakasa. Bir de Sara müennes olduğu için rakasat diyeceğiz. Rakasat ma'a zavciha. A'zifu. A'zifu çalıyorum. A'zifu ben. Değil mi? Ben çalıyorum. Şimdi mazisi yapacağız. A'zefe fiil mazi. Bir de kendimizi göstereceğiz değil mi? Ben yani. Ben yaptım. Azeftu. Azeftu. Muzari'de a'zifu. Mazide azeftu. El-elhanu sahibe tuvettirul insan. Tuvettiru. Burada gerginleştirir. Gerginleştirir. Gergin yapar. Geriyor yani. Tuvettiru. Bunun mazisi vettara. Yuvettiru vettara. Vettara. Vettarat. Vettarat diyeceğiz değil mi? Çünkü burada çoğul olduğu için gayri akıl çoğulu. O yüzden dişil müennes yani dişil tekil muamelesini yapacağız. O yüzden vettarat diyeceğiz. Vettarat. Sanki tekil dişil gibi. Burada faillere göre zamir ekleyeceğiz. Bunlara uygun. Önemli olan zamiri şey yapabilmek yani çıkarabilmek bu isimden. Burada el-mughanniyat. Burada cem-i müennes salim. Yani şarkıcılar, kadınlar. Onlar değil mi? Onlar bir de kadın. O yüzden onlar kadın zamirini ekleyeceğiz. O ne? Nun harfi. Zehebne dedik. Ketebne. Burada vasalne diyeceğiz. Vasalne. El-nehrani iki eril değil mi? İki eril. O zaman fada. Sadece elif ekleyeceğiz. Fada. At-tullabu erkek çoğul. Onlar yani. At-tullabu istaaddu. Vav ekleyeceğiz. İstaaddu. Hazırlandılar. Hazırlandılar. Leyla tekil müennes. Sadece te ekleyeceğiz. Ferihat Leyla. İstemaat Macit. Burada zaten Macit erkek olduğu için buradaki te fazla. İstema'a. Nahnu esra'a. Nahnu için ne kullanırdık? Ne. Esra'na. Qabele ana. O zaman qabeltu. El-hadiruna. Burada çoğul, erkek. El-hadirun. Talabu. Talabu. Vav ekleriz. Talabu. Şimdi burada bir cümle söylemiş bize. El-husariyul Kur'an'a indemâ kâne fi-thâmineti min umurihi. Demek ki bu geçmiş. Yani El-husari Kur'an'ı 8 yaşındayken. Burada zaten ezberleme fiillerini vermiş. Ezberlemiş yani. 8 yaşındayken ezberliyor değil. 8 yaşında ezberlemiş. Hafiza. Hafiza ezberledi. Erkek için bu fiili kullanırız. El-davratu ems. İnteha yani bitti. Tentehi bitiyor. İntehet. Entehi pardon. Entehi bitiyorum. Tentehi bitiyor. Müennes için. İntehet. Müennes için bitti. Dün bitti değil mi? Yani kurs dün bitti. O yüzden intehet. As-sayfu mindu şehrayn. Yani başladı. Buradaki fiillere göre. İki ay önce yaz başladı. Bede'e diyeceğiz. Bede'e as-sayfu mindu şehrayn. Akbala rabi'u fe zaten müennes burada. Ezhar gayri akıl çoğulu olduğu için fiili tekil müennes olarak kullanıyoruz. Fe tefettahat. Fe tefettahat. Tefettaha zaten açıldı demek. Açtı. Şimdi mef'ul zamirlerine bakalım. Mef'ul fiil kime yapıldığını gösteren zamirler. Mesela bana sordu. Bana sordu. Ben sorduğum değil bak. Ben sordum fail zamir olur. Bana sordu. Se'eleni. Se'eleni. Bu ne zaten kaynatma harfi. Sadece ye ile birlikte gelir. Se'eleni. Mesela kitabi, defteri, kalemi. Benim diyoruz ya. O zamirleri aynı mef'ul zamirleri kullanabiliriz. Yani burada. Ke senin. Ye benim yani. Aynı zamanda bana yani manasında kullanılabilir. Nahnu ne se'ele ne bize sordu yani.
Ente se'eleke. Se'eleke sana sordu. Se'eleke. Enti se'eleki. Se'eleki. Entuma se'elekuma. Entum se'elekum. Entunne se'elekunne. Huwa se'elehu. Se'elehu. Hiye se'eleha. Huma se'elehuma. Fark etmez müzekker müennes. Hum se'elehum. Onlara sordu. Hunne se'elehunne. Onlara, kadınlara sordu. Şimdi bu fiillere bakalım. Hem fail zamirini söylemiş hem mef'ul zamirini söylemiş. Semi'a. Şimdi diyor ki fail benim. Yani semi'tu. Ben duydum. Semi'tu. Daha sonra diyor kimi duydun? Diyor müennes bir şeyi duydun. Müennes bir şeyi duydun. O zaman semi'tu. Yani ben duydum. Semi'tu. Ha. Semi'tu. Ha. Onu duydum. Onu. Burada mef'ulü gösterir. Semi'tuha. İstakbele. Şimdi diyor ki fail hunne. Kim karşıladı? Karşılayan kim? Onlar, kadınlar. İstakbelne. Şimdi ilk başta faili halledelim. İstakbelne. Onlar karşıladılar. Kimi karşıladılar? Ente. Yani seni karşıladılar. İstakbelne. Senin için ne kullanırız mef'ul olarak? Ke. İstakbelneke. İstakbelneke. Seni karşıladılar. Şahede gördü, izledi. Kim? Nahnu. Yani izleyen kim? Biz. Şahedna. Kimi izledik? Sizi. Şahedna kum. Şahedna kum. Sizi izledik. Değil mi? Fail olarak zamirleri öğrendik. Maful olarak arda arda ekliyoruz fiile. Şahedna kum. Tabii fiil harfi cer almadığı zaman. Harfi cer aldığında bu maful zamirleri harfi cere eklenir. Mesela vehebtu ileykum. Size geldim, size gittim. Vehebtu ileykum. Şimdi sadi. Şimdi burada fail zamiri eğer entum ise ondan sonra vav harfini ekliyor sadece burada diyor bize. Semi'tumu ha. Semi'tumu ha. Onu duydunuz. Onu duydunuz. İstakbeltumu hum. Şahettumuni. Beni izlediniz. Şahettumuni. Şahettumuni. Bu fail zamirleriyle meful zamirleri karıştırmamak için fail zamirini sabit tutup daha sonra meful zamirini değiştirelim. Mesela ben duydum. Semi'tu. Bunu sabit tutalım. Ben duydum. Kimi duydum? Seni duydum. Semi'tuke. Müennes ise semi'tuki. Onu duydum. Semi'tuhu. Müennes ise semi'tuha. Sizi duydum. Semi'tukum. Semi'tuhunne. Onları duydum. Kadınlar. Semi'tuhum. Erkekleri duydum. Bu şekilde yapsak daha kolay olur. Şimdi bu fail yerine zamir kullanacağız. İstema'en nisa'u ilel uğniye. Bunu kaldırıp onun yerine zamir kullanacağız. İstema'ne. Değil mi? Onlar. Ennise onlar istema'ne ilel uğniye. Kâbelel azifun. Azifun erkek çoğulu. Onlar. Onlar için ne kullanırız? Fail zamirinde. Vav. Kâbelû. Kâbelû. Meysun müennes tekil. Gâib. O yüzden T harfi ekleriz yani sadece. Vada'at. Es-semma'ate. Vada'at. Şimdi burada vada'at. Fail zamiri siz. Mef'ul zamiri üçüncü sahız gaib bir de müennes. Elif ile bittiğinde müennes. Yani hiye. Kata'tum. Siz kestiniz. Kata'tum. Entum yani. Siz kestiniz. Neyi kestiniz? Onu. Ama onu müennes. Kata'tumu. Bir de vav ekleyeceğiz burada. Unutmayalım. Kata'tumu ha. Yani onu kestiniz. Kata'tumu ha. Şimdi siz kabiltunne. Kabiltunne. الدعوته الدعوته مؤنث عيني بونجيمي قبلتم ما قبلتن قبلتنها قبلتنها انشد المغنون القصيده مغنون شول erkek انشدوا değil mi انشدوا onlar انشدوا
القصيدة أنشدوها. بضم النص olduğu için أنشدوها. حضرت ذاتا كلاي حضرت. أقام الزوجان أقاما الزوجان إركب مذكر olduğu için أقاما حفلة أقاماها أقاماها. Çünkü müennes olduğu için ha ekleriz. Son alıştırmayı yapalım. İnşallah dersimizi bitirelim. İstakbele entum istakbeltum. Ha bir de vav ekleriz. İstakbeltumu ha. Şekara ente yani sen teşekkür ettin. O zaman şekarte. Değil mi? Şekarte. Sen teşekkür ettin. Kime teşekkür ettin? Ona. Şekertehu. Şekertehu. Nasah. Burada ana fail. Nasahtu. Ben nasihat ettim. Nasahtu. Hum. Nasahtuhum. Keteb. Ketebe. Huva zaten. Huva olduğu için bir zamir eklememize gerek yok. Ketebe. He. Ketebe. He. Huma lil müzekker diyor burada. Yani iki müzekker. Fiil-i maziye iki müzekker olduğu zaman ne? Sadece elif ekliyoruz. Haddefe. Haddefe. Kime? İkisine anlattılar. Haddefe huma. Lebise. Hiye. Sadece ta harfi ekleriz. Lebiset. Lebiset. O giydi yani. Lebiset. Neyi? Onu giydi. Huva müzekker diyor zaten. Lebiset hu. Lebiset hu. Hamele bidehunne. Onlar taşıdılar. Hamelne. Onlar sadece nun ekliyoruz onlar için. Fiil-i mazide, fail zamirlerinde. Hamelneha. Hamelneha. Safahtunne. Siz. Safahtunne. He. Safahtunneha. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Özellikle bu mefhul zamirleri, fail zamirleri çok karıştırılıyor. Bunlara dikkat ederek bir daha tekrarlama yapalım inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.